Sayın basın mensupları, değerli arkadaşlar, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Arjantin, Paraguay ve Venezuela'yı kapsayan Latin Amerika ziyaretimizin ardından yurdumuza dönmüş bulunuyoruz. Malumunuz, Arjantin'e G20 liderler zirvesinin 13.sünü yapmak üzere gitmiştik. Bunların tamamına da katılmış bir lider olarak bu seyahatimizde de bütün bugüne kadar olanıyla geçmişi, bugünü ve önümüzdeki yılda malum Osaka'da, Japonya'da yapılacak olan G20 zirvesinin değerlendirilmesi fırsatını bulduk. Tabii ilki 2008 yılında gerçekleştirildi. Dolayısıyla 10 yıl gibi bir süre geçti. İlk zamanlar 6 ay arayla yapılıyordu. Daha sonra bu yılda bir yapılmaya başlandı. Dolayısıyla 13 tane G20 zirvesi yapıldı. 13.sü Buenos Aires'te gerçekleşmiş oldu. Adil ve sürdürülebilir kalkınma için oydaşma ana teması çerçevesinde katılan liderlerle birlikte küresel ticaret ve ekonominin karşı karşıya kaldığı sınamaları, altyapı yatırımlarının artırılmasını, modern vergi sistemlerinin tesisini, uluslararası finansal sistemde ortaya çıkan yeni risk ve kırılganlıkları ele aldık. Zirve sırasında terörle mücadeleye verdiğimiz önemi tekrarladık. Bu mücadelenin ayrım yapmadan terörün tüm formlarına karşı dayanışma ve samimiyetle yapılması gereğinin altını çizdik. Zirvede günümüzün en büyük insani sınamalarından olan yasa dışı göç konusunda da görüş alışverişinde bulunduk. Zira dünyada en büyük göç yolunun, en büyük mülteci ev sahipliğine bizzat örneklik yapan bir ülke olarak bu konuları işleme durumunda olduk. Tabii bu kapsamda yaptığımız ve tüm dünya tarafından takdirle karşılanan çalışmalara da değindik. Bu alandaki çabaların bütüncül bir anlayışla gerçekleştirilmesi zaruretine değinirken, uluslararası sorumluluk ve yük paylaşımı üzerinde durduk. İklim ve enerji, dijital ekonomi, tarım, eğitim, istihdam, cinsiyet eşitliği de zirve sırasında tartıştığımız konular arasında yer aldı. G20 önümüzdeki sene, az önce de ifade ettiğim gibi, Japonya'nın Osaka şehrinde gerçekleştirilecek. Buenos Aires'te Japonya'nın dönem başkanlığındaki kaliteli altyapı yatırımlarının sayısının artırılması konusunda da mutabakata vardık. G20 marjında ayrıca Rusya, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Şili, Arjantin, Hollanda ve Japonya liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdim. G20 zirvesinin ardından ziyaretim vesilesiyle Arjantin'deki Müslüman liderlerle bir araya geldim. Değerli basın mensupları, G20 zirvesine katılımımızın ardından milletvekilleri, bürokratlarımız ve iş adamlarımızdan oluşan geniş katılımlı heyetimizle birlikte 2-3 Aralık tarihlerinde de Paraguay ve oradan da Venezuela'ya geçtim. Ve Cumhurbaşkanı seviyesinde bu iki ülkeye Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı ziyaretini, resmi ziyaretini gerçekleştirmiş olduk. 2015 ve 2016 yıllarındakilerin ardından 3. Latin Amerika ziyaretim ilk durağı Paraguay'da Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez'de bir araya gelerek baş başa ve heyetler arası görüşmemizi yaptık. Bu vesileyle ikili ilişkilerimizin durumunu ele alıp önümüzdeki dönemde Paraguay'la üst düzey ziyaretleri gerçekleştirmenin tabii ki kararlılığı içerisinde
olacağız ve bu ziyaretler sebebiyle de gerek ikili ticaret hacminin, gerek siyasi noktadaki geleceğe yönelik dayanışmanın, bunlar önemli birer vesilesi oluyor. Bu vesileyle ikili ilişkilerimizin durumunu ele aldığımız Paraguay'ın gerçekten bizler için de önemli bir dost olduğunu gördüm ve Türkiye'ye karşı olan ilgi ve alakaları bizleri de mutlu etti. Ziyaretimizden kısa bir süre önce Asunción Büyükelçiliğimizi biliyorsunuz faaliyete geçirdik. Şimdi onlar da Türkiye'deki büyükelçiliklerini açacaklar ve bizim agremanımızı anında verdiler ve biz de onların, yani gittiğimizden 10 gün önce kabulü gerçekleştirdiler ki bu da tabii ülkemize verdikleri önemin ayrı bir ifadesi. Paraguay'da ülkemizde kısa bir süre içerisinde elçiliğini açacak. Tabii aynı hassasiyeti biz de onlara göstereceğiz. Ziyaret vesilesiyle bu işlemlerin tekemmül ettirilmesi ve bunun da Paraguay'la, bu arada oradaki büyükelçilik binamızın inşasına yönelik ya arsa tahsisi veyahut da orada bir bina bulunması noktasındaki desteklerini kendilerinden rica ettim. Onlar da bizzat kendilerinin bunu takip edeceğini söylediler. Büyükelçiliğimizle birlikte yakın zamanda ülkemizde açılacak olan Paraguay Büyükelçiliği'nin ilişkilerimize yeni boyut kazandıracağına inanıyorum. Yaptığımız görüşmelerin Paraguay'la uzun vadeli işbirliklerine kapı aralayacağına inanıyorum. Ziyaretimizin ikinci ayağında bölgede önemli bir ortak olarak gördüğümüz Venezuela'da çeşitli temaslarda bulundum. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı dostum Nicolas Maduro'yla bir araya gelerek ikili ilişkilerimizi ayrıntılı bir şekilde ele alma fırsatımız oldu. Somut işbirliği imkanlarını ele aldık. Venezuela ile mevcut ilişkilerimizi ve işbirliğimizi geliştirmek amacıyla çeşitli alanlarda toplam 9 adet belgenin imzasına hep birlikte şahit olduk. İkili ilişkilerin daha üst seviyeye taşınmasına, bu çerçevede atılması gereken adımlara dair Başkan Maduro ile imzaladığımız ortak bildiri de bu metinler arasında yer almıştır. Caracas'ta ayrıca 250 kadar iş insanının katılımıyla iş formunun icrasını gerçekleştirdik. Ziyaretler boyunca şahsıma ve heyetime gösterilen konukseverlik ve husni kabuller için değerli mevkidaşlarıma huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Venezuela'da resmi karşılamada tören kıtasında yer alan askerlerin ve törene katılan Venezuelalı çocukların İstiklal Marşımızı okumaları, ayrıca eşimin onların okuluna gittiğinde de orada sarı kızı bizzat çocukların söylemesi ve bunu da 2 gün içinde bu besteyi ezberlediklerini söylemeleri manidardır. Tabii manidar olan bir yön daha var. Ne kadar çocuk bu eğitimi alıyor diye sorduğumda oradaki yetkili bana şu cevabı verdi. 1.048.000 çocuk. Ve bunları 4 yaşından itibaren alıyorlar ve bu şekilde yetiştiriyorlar. Böyle bir kültürleri var. Bu tabii hakikaten çok çok önemsenecek bir adım ve bununla da kötü alışkanlıklardan çocukları diyor kurtarmada başarı elde ettik. Ve bütün bunları 7.500 civarında hoca ile yapıyorlar. Temenni ederim ki bizler de buna benzer adımları ülkemizde yoğun bir şekilde çalışır ve atarız. Tabii 32 milyon nüfusa sahip olan bir yerde 1 milyon olduğuna göre herhalde bizim 2'den aşağı olmaz. Bunları halletmemizde fayda var. Ve tabii askerin çocukların İstiklal Marşımızı
okumaları ve çocukların bir tanesinin bayrağımızı elinde tuttuğu bayrağı yere düşürmesi üzerine Sayın Maduro'nun bayrağı yerden alıp kaldırıp çocuğa tekrar vermesi de bu nezaketi unutulmaz bir nezakettir. Aramızdaki ilişkinin, aramızdaki bağların bunlar birer güvencesidir. Bunu da ayrıca tabii burada bir incelik olarak ifade etmek istiyorum. Bu Venezuela halkının Türk insanına karşı beslediği muhabbetin en önemli göstergesi olmuştur. Değerli basın mensupları, yaptığımız görüşmelerin Paraguay ve Venezuela ile ilişkilerimize olumlu etkilerini önümüzdeki dönemde daha net bir şekilde göreceğimize inanıyorum. Açılım politikamızda önemli bir yer tutan Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki ülkelerle ikili ve çok taraflı ilişkilerimizi önümüzdeki dönemde de geliştirmeye devam edeceğiz. Tabii bu 17-18 saat süren yolculuklar bunlar. Non-stop gittiğimiz için 17-18 saat. Demek eski usul olmuş olsa herhalde iki günden aşağı buralara ulaşmak mümkün değildi. Bunlar da tabii ülkemizin nereden nereye geldiğini göstermesi bakımından önemli. Bundan dolayı tüm emeği geçenlere tabii çok çok teşekkür ediyoruz. Sayın bakanlarımıza, çünkü G20 öncesi bakanlarımızın Arjantin'le yoğun bir işbirliği toplantıları oldu. Burada şerpalar, şerpa yardımcıları, bunların çalışmaları oldu. Hazine ve Maliye Bakanımızın riyasetinde ekibiyle ve diğer gerek kadın gerek genç noktasında yapılan toplantılar hakikaten ikili ilişkilerimizi nereden nereye taşıdığı bakımından önem arz ediyor. Ve bundan sonraki süreçte de Türkiye buralardaki önemini ortaya koymaya devam edecektir. Katılımınız sebebiyle teşekkür ediyorum. Sorusu olan arkadaşlarımızdan soruları alalım. Efendim, A Haber'den Lami Ayhan. Öncelikle hoş geldiniz. Benim sorum G20 zirvesine ilişkin olacak. Siz uzun zamandır aslında dikkat çeken bir söyleminiz var. G20 zirvelerinin daha çok ekonomik sorunları gündeme getirmenin yanı sıra terörle mücadele, küresel sorunların da dile getirileceği bir platform olmasına dikkat çekiyordunuz. Bu zirve diğer zirvelerden daha mı farklı oldu ya da bu anlamda bir adım atıldı mı bu G20 zirvesinde? Teşekkürler. Az önce de ifade ettiğim gibi terörle mücadele konusu tabii ki burada da gündeme geldi. Tabii bir adeta bir genel kurul mesabesinde olan toplantı var. Bir de o toplantının başlangıcında bir liderler zirvesi var. Sadece liderlerin katıldığı, yani kurumların da olmadığı ve burada 20 liderin olduğu bir toplantı var. Ve bu toplantıda örneğin Cemal Kaşıkçı konusu da gündeme geldi. Fakat ikili görüşmelerimizde örneğin bir Cemal Kaşıkçı meselesi çok gündeme geldi. Aynı şekilde ben sonunda yapmış olduğum basın toplantısında bir basın mensubunun da sorması üzerine Cemal Kaşıkçı konusunu etraflıca anlattığım gibi işin başından şu ana kadar gelinen noktayı da oradaki uluslararası medyaya ifade etme fırsatım oldu. Bunu onlarla da paylaştık. Tabii ki terörle mücadeleyi orada yine paylaşma imkanımız oldu. Bundan sonraki süreçte de özellikle bunun üzerinde ısrarla duracağız. Tabii işin Paraguay ayağında olsun, Venezuela ayağında da olsun, oralarda da özellikle terör meselesi gündemimizde olan maddelerdi. Onlarla da bunu görüşme fırsatını yakaladım. Buyurun. Çimen Çetin, Habertürk Televizyonu. Efendim,
Türkiye'nin gündeminde biraz ağırlıklı olarak yerel seçim çalışmalarıyla ilgili. Sayın Bahçeli ile görüşmeniz ne zaman gerçekleşecek? Sayın Bahçeli bugün 30 büyükşehir üzerinde yoğunlaştığını ifade etti her iki partinin çalışmalarında. Bu kapsamda çerçeve belli midir efendim? 30 büyükşehirde mi acaba Cumhur İttifakı yapılacak? Bir diğer sorum da İstanbul başta olmak üzere geri kalan adaylarınız ne zaman açıklanacak? Teşekkürler. Şimdi değerli arkadaşlar, biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi bir ismini belirledi. Aynı şekilde ben de bir isim belirledim. Ve bu iki arkadaşımız aralarında zaten işin teknik detaylarını çalışıyorlar. Tabii telefonla yurt dışından Mehmet Özaseki Bey'le görüşmelerim oldu. Ama etraflı görüşmeyi inşallah bugün yarın kendisiyle yapacağız. Bu teknik çalışmayı nereye kadar getirdiler, ne durumda? Bunu kendilerinden dinleyeceğiz. Dinledikten sonra da tabii ki bu süreç içerisinde Sayın Bahçeli ile bir araya gelmemiz yani vazgeçilmezdir. Muhakkak bir araya gelmemiz gerekir. Çünkü biliyorsunuz bazıları rahat durmaz, durmadan karıştırmanın gayreti içerisine girer. Onlara bu fırsatı vermemek için Cumhur İttifakı'nı çok sağlam, çok diri tutmamız gerekiyor ve inşallah 31 Mart'ta da böyle gideceğiz. Buyurun. Umut Yertutan, Fox TV. Efendim, Sayın Binali Yıldırım'ın ismi AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak çok sık dillendiriliyor. Binali Bey midir efendim AK Parti'nin İstanbul adayı? Teşekkür ederim. Şimdi değerli arkadaşlar, şu anda tabii aday tespitleri noktasında hassasiyetimizi koruyoruz. İstanbul Türkiye'de en önemli ilimiz. Her şeyden önce benim biliyorsunuz aşkım olan bir il. Doğduğum, büyüdüğüm, belediye başkanlığı yaptığım, milletvekili seçildiğim böyle bir il ve bu ilimizde yapacağımız çalışmayı çok çok önemsiyoruz. Arkadaşlarımızla tabandan tavana bir çalışma yürütüyoruz. İlçelerimizde durum nedir? Bunu görelim istiyoruz. Zira önemli sayıda ilçe belediye başkanlıklarının değişmesi söz konusu. Şu anda bununla ilgili de yine arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Ama bu arada da tabii Ankara ihmal edilemez. Ankara'da da malum Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri var. Tabii ki bu bütçe görüşmelerini meclis başkanımızın yönetmesinden daha doğal, daha tabii bir şey olamaz. Bu süreci ayın 10'uyla 22'si arasında yine Sayın Meclis Başkanı götürecektir, yürütecekler, takip edecektir en azından. Onun için İstanbul'la ilgili biraz sabırlı olacağız. Nihai kararımızı önce tabanı şöyle yoluna koyduktan sonra adımımızı atıp kararımızı vereceğiz. 24 Televizyon, Ahmet Örsoğlu. Efendim, ilk 100 günlük eylem planı açıklandı. Artık çoğu hayata geçti. Devam ediyor projeler. İkinci 100 günlük eylem planı ne zaman açıklanacak? Aklınızda bir tarih var mı? Ve yeni bir ekonomi paketi görecek miyiz? Teşekkür ederim. Konuyla ilgili olarak da yine bakan arkadaşlarımız çalışmalarını bütün bürokrat, teknokrat kadrolarıyla yürütüyorlar. Bu çalışmaları başkan yardımcım Fuat Bey bizzat koordine ediyor ve çalışma bittiği anda ilanını yapacağız ve ikinci 100 günlük programımızı da inşallah tüm halkımızla sizlerle paylaşacağız. Buyurun. Murat Pazarbaşı, CNN Türk. Efendim, İstanbul konusunda birazcık bütçeden sonra sanıyorum o kısmı açıklamasını göreceğimizi anlıyorum. Bir diğer konuda 20 il kalan, 20 il konusunda da belki MHP lideriyle bir görüşmeyin. Sonrasında buna ilişkin bir değerlendirmeniz olacak ama o takvim nasıl, yani 22'sinden sonrasını mı yine 20 ilde kalır? Şimdi onu tabii az önce de ifade ettim. Sadır Bey ile Mehmet Bey çalışmaları yürütüyorlar. Onlar çalışmaları hazırladıkça
tabii ki bizimle de paylaşacaklar ve bizimle paylaştıktan sonra biz iki lider olarak yani büyük şehirlerde herhangi bir sıkıntıya fırsat vermeden kararımızı, tarihleri, her şeyi açıklayacağız. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun arkadaşlar.